Bugün Hollanda Çarşı Pazar'da, pazar değil ama çarşı çekimi var. Hollanda'nın, Rotterdam'ın simgesi Küpevler ve Mark Halden'in kapalı çarşı. Bugün orada tarihi günlerden birini yaşayacağız. Türkiye'de çok bilinen Çiğ Köftem bir şubesini de buraya açıyor. Şimdi buraya açan iş adamımızla, yatırımcımızla konuşacağız. Gerçekten bu çarşı pazar farklı olacak. Hadi ben abi. Şu anda Çiğ Köftem'in 7. şubesinin açılışına sayılı dakikalar kaldı. Biraz önce dışarıdan anlattığım bu kapalı çarşının, Markthal'ın şu anda içindeyiz. Ve bir beyefendi yanımızda. Sizi bir tanıyalım efendim. Ben Gülay Hanım'ın babasıyım. Çiğ Köftem'i şu anda açacak şeydeyiz. Ve de çok mutluluk duyuyorum çocuklarımın böyle bir işleri başardıkları için. Siz ne zamandan beri Çiğ Köfte yiyorsunuz? Gülay'lar açtığından beri senelerdir. Daha önce yemiyor muydunuz? Hayır, beğenmiyordum. Biz hani çiğ köfte biliyorsun, bizim Karadeniz'de acıyla aramız iyi değildir. Evet. Ama böyle Gülay bu işe bulaşınca haliyle sevdik bu işi de. Çiğ köfteyi de sevdik, işi de sevdik işin doğrusu. Bir de Türk toplumu olarak da böyle bir şeyler yabancı bir ülkede başarmak çok güzel bir şey yani. Yani burada çok gençleri görüyoruz kaybolup giden. Evet. Sağ olsun bizim yeğenlerimiz bu şeyi başardılar. Örnek bir. Çok büyük örnek. Evet. Hani bir iş adamı olmak, bir iş veren olmak. Hani Hollanda gibi bir yerde, yani daha çok Türkiye dışında. Evet. Türkiye'yi tanıtmak güzel bir gurur verici bir olay bizim için de. Ben yeğenime destek vermek için, Bekir'e destek vermek için gurur duyuyoruz. Açılışla böyle bunları böyle yapmasından şeref duyuyoruz. Başarılarını ömür boyu diliyorum yani. Deze zaak is super. Ze hebben de lekkerste çiğ köfte. Eet jij ook? Elke dag. Elke dag? Ja. Je meen het? Ja, zeker. Maar elke dag is niet goed, hè? Jawel. Jawel, een paar is wel lekker. Ja, ik vind het sowieso, als ik chi kufte eet, is sowieso altijd bij Gulay. Sinds wanneer eet jij chi kufte? Sinds ik Gulay ken. Ja, ik heb ook gezien hoe hard ze heeft gewerkt voor deze zaak. En ik ben ook heel trots op haar dat ze dat heeft mogen bereiken. Het is wel echt een paradepaardje, een zaak in de Markthal in Rotterdam. Wat iedereen kent. Dus ik ben vooral heel erg trots op haar. En inshallah zal er heel veel barakat in zitten. En ja, dat ze alleen maar door mag groeien. Yanımda şimdi de bir Yunanlı var. U komt uit Griekenland, toch? Uit Griekenland, klopt, ja. En eet jij ook çiğ köfte? Vaak. Sinds wanneer? Een paar jaar nu al, twee, drie jaar. Ja, langer misschien, maar vaak. Sinds de Bekir kende? Al lang, ja. Met hem zijn we altijd. Hollanda'daki iş adamlarımızdan, sosyal kültürel çalışmalarda gördüğümüz deli dolu ama delikanlının hası deli olur derler. Sevgili Mehmet Demirel yanımızda. Bakalım o ne diyor. Mehmet Bey. Teşekkür ediyorum abi iltifatlarınız için. Sağ olun, var olun. Bekir kardeşimizin inşallah 7. şubesini açacağız. Çiğ Köftem markası ile. Aşağı yukarıda yani başladığın kıştan beri beraber çalışıyoruz. Çiğ köfte yalan yanına ayranı buradan al size. Ayranı da tabii ki kendileri için de özel ayran yapıyoruz zaten. Çiğ Köftem de Türkiye'mizden gelen güzel bir markamız. Onu da Hollanda genelinde en güzel böyle şubeler açarak, güzel yerlerde şubeler açarak halkımızın teveccühüne sunan Bekir kardeşimiz de gerçekten buradan tebrik etmek istiyorum. Gülay Hanım da yani sağ kolu zaten. Onun sayesinde de yani beraber ve birlikteliklerine çok güçlüler. Dua ediyoruz inşallah daha nicelerine diyoruz. Göreme markası zaten Allah'ın izniyle 26 yıl oldu devirdik. 27. yıla giriyoruz. Zaten bizim ürün ve kalite sorunumuzda eğer devamlı başka şeyler düşünmüş olsaydık zaten bu günleri göremezdik yani. Evet, şu anda yanımızda tesadüfe bakın ticaret odasının başkanı, Netuba'nın başkanı Cor Becker var. Hafta sonu olduğu için weekend, daarom zo sportief. Toevallig, tesadüf yakaladık. Ik woon hier net om de hoek, dus ja, dit is een omgeving voor mij waar ik eigenlijk dagelijks kom, boodschappen, convenient food. Eet hij ook çiğ köfte? Natuurlijk. Ik ben getrouwd met een Turkse, dus ik ken de Turkse keuken heel goed. Het enige wat ik eigenlijk nog mis is kumpir.
Evet, tarihi ana bu kapalı çarşıda markalda tarihi ana sayılı dakikalar kaldı. Sevgili yatırımcımız, genç iş adamımız Bekir de geldi. Bizim eniştemiz oluyor. Biraz önce Gülay kızımızın babasıyla görüştük. Bekir, tebrik ediyorum. Teşekkürler. Allah söyledi galiba, ben 8. dedim, dilim sürçtü ama 7.siymiş. 7.si, evet. Mutluyuz. Bugün yani tarihi anlardan bir tanesi. Yani normalde bir dükkanla başladık. Hani biz bunu bu zamanlara kadar yani nasıl ilk başta olur mu olmaz mı düşüncesiyle başlamıştık. Ama Allah'a şükür ya, şimdi 7.sini açıyoruz. Vallahi Hollandalılar da çiğ köfteye alıştırmışsınız. Geçen ben bir Hollanda gazetesinde röportajınızı okudum. 10 sene sonra bütün Hollanda çiğ köfte yiyecek gibi iddialı bir laf söylediniz. Aynen. 10 sene de bu daha yakın olacak gibi görünüyor. Yani biz 10 sene dedik ama bu 10 senenin yanında daha yani biz 3 seneye kadar bütün Hollandalılara çiğ köfteyi beğendireceğiz, sevdireceğiz ve şu anda o yolda doğru adımlarla gidiyoruz. Sağlıklı olmamız, vejeteryan, vegan olmamız bayağı bir önlem satıyor. Tabii tadımız da ayrı bir şey. Her gün taze yapıyoruz. Taze yapılmamızın ve yanında bir sürü yeşillikle yenmemizin avantajları bunlar. Şu anda biliyorsunuz sağlıklı yaşam, spor, her şey ve sağlıklı yemek. Şimdi derler ki her başarılı erkeğin arkasında bir kadın var. Her başarılı kadının yanında da bir erkek var. Evet. Siz çift olarak sevgili Gülay'la ikiniz de başarılısınız. Aynen. Destek aileden mi geliyor? Yoksa yürü ya kulum ne zaman dedi Rabbim? Vallahi en büyük destekçimiz eşim. Yani zaten eşim olmasa biz buralara zor geldik. Benim yani ikimizin de aslında iş yayınları çok farklı. O yüzden hani bu başlarken biraz tereddütlü başladık. Başlayalım, başlamayalım ama şu anda Allah'a şükür yani eşim olmasa bayağı çok iş yürüttüğü için biz buralara gelemezdik. O yüzden de eğer başarılı erkeğin arkasında mutlaka bir başarılı bayan var. Asıl işleri yapan bayanlar da ön plana erkekler çıkıyor genellikle. Sizin de ayağınıza sağlık, geldiniz. Şimdi 3. nesil, 4. nesil böyle başarılı. Burada 1. nesil bir amcamız var. Bize bakıyor. Ben onunla söyleşi yapacağım. Babanız mı? Baba. Ne mutlu. Tepesime bakar mısınız? Hoş geldiniz. Nasılsınız? Allah razı olsun. Gel böyle. Buraya kim bilir belki de 2 sene sonra dönerim diye geldiydiniz. Bak çocuklar buraya kök saldı. 7. dükkanı açıyorlar. Sizden mutlu kim var acaba bugün? Allah hayırlısı nasip etsin. Biraz sermaye elimize toplayalım. Gidelim. Çocuklarımıza bir sermaye hazırlayalım diye geldik ama dünya döndü, tersine döndü. Böyle işimiz de ters gitti. Sonra Allah kısmet buradaymış, çalıştım ben, tam emekliyim öyle. Ama ne mutlu size ki yani her babanın arzu ettiği bir mutluluğa, başarılı bir evlada sahipsiniz. Sağ olsun, işleri rast gelsin. Hayırlı uğurlu olsun, çok güzel oldu, çok seviyorum. Allah mutluluk versin, daim bitsin inşallah. Ömür boyu şeyini görsün. Çok işlerini güzel, başarılı yapıyorlar. Herkesleri memnun ediyorlar. Memnun oldukça millet açılıyor, güzel oluyor, kısmetleri bol olsun. Evet sevgili Gülay, söyleşi yaptık. Herkes senden inanılmaz bir şekilde, arkadaşların, Faslılar, Hollandalılar övgüyle söz ediyorlar. Markayı tutturmak zor bir şey tabii ki ama iyi bir kalite olduğumuza inanıyorum. İyi bir işletmeci olduğumuza inanıyorum. O yüzden müşterilerimiz de bizden memnun, biz de onlardan memnunuz tabii ki ama Marktal 5 sene önceki bir hayalimdi. Daha proje yeni yapılmadan önceki hayalimdi. Ve çok şükür iyi bir yer aradım. İyi bir yere de kavuştum çok şükür. Yani ummuyordum ama Rabbim nasip edince oluyor yani. Sizden sadece müşterileriniz değil, öz babanız, Bekir'in babası, kayınbabanız, kayınvalideniz. Herkes çok seviyor. Özellikle Faslılar sizi çok seviyor. Hatta bir tanesi dedi ki ben Gülay'ı 3 senedir tanıyorum. 3 senedir çiğ köfteye fırsılaf oldum, yani bağımlı oldum dedi. Çiğ köftenin normal içine katılanlardan ayrı bir de içinize sevgi, saygı mı katıyorsunuz? Mutlaka sevgimiz de var. Yani öylesine yapılan bir çiğ köfte değil, günlük taze yapılıyor. Ve dediğim gibi işçilerimizin hepsi de pozitif, hepsi çok iyiler. Onlar olmasa biz yoktuk zaten. Ama tabii ki mutlaka içinde sevgi de var. O yüzden hep geri geliyorlar ve dostlarım da sağ olsun hepsi çok iyiler. Müşterilerimiz de aynı şekilde. Hepsinden çok memnunuz. Bu mekan Hollanda'ya simge olmuş bir kapalı çarşı. Karşıda küpevler var. Burası hayalinizi, 5 yılda hayalinizi gerçekleştirdiniz. Ben diyorum ki 10. 15. şubeyi nereye hayal ediyorsunuz? 10.'yu daha henüz düşünmedim ama 8-9'u düşünüyorum. Yakında o da sürpriz diyelim.
Çok teşekkür ediyorum. Şimdi birazdan çiğ köfte yiyeceğiz. İkramlardan ve resmi açılışı yapılacak buranın. İnşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Allah bol kazanç versin. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun sizlere. Evet, gördüğünüz gibi yüzündeki tebessüm, sevgi, hizmet ettiği çiğ köfte sektörüne de yansıyor. Bu kadar tutulmasının sebebi aslında kişinin kendisidir. Aynası iştir kişinin, lafa bakılmaz diyor ya Ziya Paşa. İşte onun burada tam örneğini gördük. Çiğ köftenin açılışına hepiniz hoş geldiniz. Ik wil jullie allemaal bedanken voor de komst. Dit is onze zevende vestiging, çiğ köftem, Rotterdam. En samen met mijn mannen. Zijn we 2010 begonnen? 2010. Ja, even een kort verhaal. 2010 zijn wij begonnen aan de Bijlandslaan, onze eerste vestiging. En dit is dan de zevende vestiging. Daar zijn we heel trots op. Ja. Een droom wat al, even kijken, 5 jaar terug hadden we hierover gedroomd. Nou, mooi project, markthal, daar moeten we zijn. Het duurde maar lang, geen goede plek. Dit is niet de plek, dat is niet de plek. En dit is nou de juiste plek voor Chi Köftem. En ja, we zijn heel blij en trots dat we hier mogen staan. En dat jullie er ook bij zijn om dit te mogen meemaken. Ik zal het ook nog even in het Turks aan de andere gasten vertellen. Chi Köftem'in açılışı için 2010'da ilk açılışımızı yaptık. O Baylanslan şubemizdeydi. Şimdi 7. şubemizi açıyoruz çok şükür diyelim. Eşimle beraber tabii çok çalıştık, çok çabaladık. Bir 5 sene önceki bir projemizdi bu. İlk projeyi, Martal projesini gördüğümüzde demiştik ki ah buraya kesin olması gereken bir şey çiğ köftem diyorduk. Nasıl nasip bu zamanaymış, 5 sene sürdü. Ama en iyi yerden, en iyi Martal'ın en iyi bölümünden bir yer oldu çok şükür. Buna da çok seviniyoruz. Evet, biz gururluyuz. Biz de gururluyuz. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bizi bugünümüzde gene yalnız bırakmadınız. 7. şubede gene hep bütün aile ve dostlarımız bizim yanımızdaydı. Çok gururluyuz. Ve fazla tutmayacağız sizi. Hemen açalım. Ben bile çok heyecanlıyım. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Bekir daha önce söylemişti, 10 sene sonra bütün Hollanda çiğ köfte yiyecek. Ama biraz önce dedi ki bu gidişle 10 seneye kalmayacak. 3 sene sonra bütün Hollanda çiğ köfte yiyecek dedi. Biz de bu gördüğümüz seremoniden sonra inanıyoruz. Şimdi çiğ köfteler davetlere dağıtılacak. Bakalım biz de tadına bakacağız. Evet, çiğ köfteler dağıtılıyor. Elleriyle dağıtıyorlar. Hemen bir tadına bakalım. Yedinci çok güzel. Güzel gidiyor. Beğeniyorum. Yakışıyor da onlara. Güzel iş yapıyorlar. Allah daimini nasip etsin inşallah. Ya usteydim ya. Tız heel lekker. Beetje baharat bir tık he. Ya. Hem de vejetaryen olduğu için sağlıklı. O yüzden kesinlikle biz her zaman yiyoruz da. Fiyatlar da uygun. Çocuk bak burada hepsi. Afiyet olsun. Onları da çek hemen. Çocuklar bile ailece çiğ köfte yiyorlar. Ta kalktın 100 kilometre yoldan geldin. Evet. Biz biraz önce sunumu yaptık. Çiğ köfte, Ensar Yufka, Görem Ayran. Üçü bir arada. Evet. Yani çiğ köfte dediğin zaman ne Ensar Yufkasız olur ne de Göreme Ayransız olur. Ben bu vesileyle Rotterdam'ın hatta Hollanda'nın en başarılı genç iş adamı Bekir Atalan kardeşimizi ve eşi Gülay Hanım'ı özellikle ekibini çok tebrik ediyorum. Çok güzel iş çıkarıyorlar. Maşallah diyorum. Allah'ım nazardan saklasın. Evet, sizin de daha önce öykünüzü çekmiştik Ensar Yufka olarak ve burada herkese de sordum. Gerçekten diyorlar ki bu üçlü ayrılmaz diyorlar. 7. şubeleri 8. şubeyi açacaklarını ne zaman tahmin ediyorsun? Rabbim en kısa zamanda nasip etsin diye dua ediyorum. Ama bir yıl sürmez Bekir Bey 8. şubesini herhangi bir yerde kesinlikle açar diye düşünüyorum. Allah izin verirse herhalde bir 8-9'a doğru gidecek galiba. Beraber mi çalışıyorsunuz? Beraber çalışıyoruz. Yeşillik işlerini falan ben mi yapıyorum? Diğer işlerini de o kendisi yapıyor. İşte çok gururluyum, çok mutluyum. Hani kardeşimin böyle
bu konuda da başarılı olması beni çok mutlu ediyor. Peki daha Bekir bu işe başlamadan önce çiğ köfte yer miydiniz? Ya da... Ben aslında çiğ köfteyi çok seven bir insan değilim. Ama bu kardeşim açtıktan sonra yedim. Gerçekten çok hoşuma gitti. Ondan sonra yemeye başladım ama ben çiğ köfte sevmezdim. Biraz önce Hollandalılara sorduk, Farslılara sorduk, Hindistanlılara sorduk. Hepsi de ilk defa yediklerini ve çok beğendiklerini. Hele bir tanesi dedi ki 3 senedir ben dedi haftada 7 gün yiyorum. Mesela demin biri yedi, çok güzel olduğunu söyledi. Bana sordu içinde ne var diye. Baharat türleri var dedim. Hani sağlıklı, et yok. Çok güzel dedi. Vallahi şu an öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Çok iyi bir iş oldu, çok güzel. Çiğ köftem zaten bir dünya markası olacak inşallah bu girişle. Zaten Türkiye'de çok çok büyük bir isim. Ve inşallah bu girişle tüm Hollanda'yı, tüm Avrupa'yı inşallah fethedeceğiz. Peki sen de bu şirketler grubunda çalışıyorsun? Ben de elinden geldiği kadar yardımcı oluyorum yani. Zaten biz 7 yıldır bu işin içindeyiz. Yani ailecek hep beraber bir şeyler yapmaya çalışıyoruz yani. Hep hani üçü bir arada diyordum ya, işte üçü bir arada. Nihayet üçünü bir araya getirebildik. Mehmet Demirel, Bekir Atalan, Osman Avcı. Ensar Yufka, Çiğ Köftem, Görem Ayran. Daha ne olsun? Üçü bir arada. Efendim, bu haftalıkta Hollanda Çarşı Pazar'dan bu kadar. Yarınlarınızdan umut, evinizden huzur ve neşe, bedeninizden sağlık ve sıhhat, mutfağınızdan Çiğ Köftem, Görem Ayran ve Ensar Yufka eksik olmasın. Haftaya biz yine bu ekranlarda olacağız. Haftaya kadar hoşçakalın.